Arkadaşlar herkese selamlar olsun. Merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir pankek tarifi vereceğim. Full kaliteli karbonhidrat, kaliteli protein içerikli güzel bir pankek tarifi olacak bu. Malzemelerimizi sayayım hemen sizlere. Malzemelerimiz sırasıyla şöyle yulafımız var. Yulafımızdan totalde 350 gram yulaf koyacağım. Fıstık ezmemiz var. 3 adet şekerli vanilin. Şeker olarak sadece bunu kullanacağız. Fıstık ezmemizde de şeker yok ve yağ yok. 3 tane kabartma tozu. Aşağı yukarı 300 gram kadar süt kullanacağız. 2 tane buz. Ve 3 ölçekte 90 gram protein tozu. Hemen karışımımı ilk başta malzemelerimi ronda kabıma dolduracağım. Sonra da karışımımı yapacağım. Hemen başlayalım. Şöyle bir ölçeğim var benim. Ölçeğime göre dolduruyorum. Gram sade yulaf. Kalanı da böyle fıstıklı ve kuş üzümlü müsli karışım vardı. Ben de 200 gram da onu koyacağım. Totalde 400 gram yulafım var. Ancak ilk baştan katı parçaları doldurmak istiyorum. Baştan protein tozumu koyacağım. 3 ölçek. Bir ölçekte 30 gram var. 90. Hatta şöyle bir kıyak yapalım, yarım ölçek daha. 100 grama tamamlayalım bunu. Şu an içerik 500 gram oldu. 2 tane muzumu, dediğim gibi büyük parçaları katıp sonra sütü ilave edeceğim. Fıstık ezmemden 2 kaşık koyacağım. Kalan malzemelerimizi, kabartma tozunu ilave ediyorum. Tabii malzeme biraz çok olduğu için bunu ben buzdolabımda saklayıp ertesi gün de tüketiyorum bir kısmını. Siz de öyle yapabilirsiniz. Gerekse vakumlu poşetlere koyup vakumlayabilirsiniz. Yanınızda taşıyabilirsiniz. Evet, vanilyaları koyacağım şimdi. Vanilyanın tadını ben seviyorum. Sevmeyenler koymayabilir. Hem tat açısından hem koku açısından benim çok hoşuma giden bir şey vanilya. Size şöyle göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi içerik şu an kabaca bu. Ronda kabına hepsi hazır. Pankek tavamız böyle. İlk baştan karışımımı rondodan geçireceğim. Daha sonrasında tavamı Hindistan ceviziyle bir aşağı yukarı 7-8 gram kadar yağ kullanıp tavayı yağlayacağım. Ondan sonra diğer işlemlerime geçeceğim. Evet, şimdi rondo faaliyetlerine geçelim. Malzemem böyle. Evet, gördüğünüz üzere karışımım kabaca hazır. Şimdi yumurta kıracağım. Hepsini sarılı da koyabilirsiniz. Sadece protein kısmını da ayırt edebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Dur oğlum, dur ya. Senlik bir şey yok burada. Benim kedi de sürekli miyavlıyor da.
Pankek yiyeceğini zannediyor herhalde. Sus. Çakal. Lan. Döveceğim bak şimdi. Bu yumurta beyazını ayıtlama olayını da hiç sevmem. Oldum olası. Evet. Burası da bu kadar. Şimdi biraz daha karıştıralım. Kıvamını yakalamaya çalışıyorum. Fena değil. Yani kıvam şu. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz süt koyacağım içine. Sanırım 100 mililitre kadar süt yeter. Evet, gördüğünüz üzere kıvam şu. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Evet, tavamız bu. Evet, ben Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Şundan. Şöyle pankeklerin bulunduğu haznelere birer küçük kepçe katarsak. Şöyle az az. Ateşimizin altını çok açmayalım, kısalım. Hafif yağ ısındıktan sonra. Hemen şöyle hazırladığım karışımımı bir daha karıştırıyorum şöyle. Yani ortalama bir kepçe yeterli oluyor. Biraz taşabilir, çok problem değil bu. Kenleri de almam lazım. Bu şekilde. Görünüm şu. Şu. Ben biraz böyle pişmiş de seviyorum. Gördüğünüz gibi hazır. Pankeklerimiz hazır. Tabii bunu üstüne artık zevkinize göre şey yapabilirsiniz. Ekleme yapabilirsiniz üstüne. İşte ne bileyim. Bal olabilir, reçel olabilir vesaire vesaire. MCT yağı da atmış oluyorum buraya gördüğünüz gibi. Hindistan cevizi. Daha bundan sağlıklı bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bizde her şey sağlıklı. Tabi bu pankekin şöyle bir özelliği var, biliyorsunuz. Yani duymuşsunuzdur. Çabuk pişiyor. Çok çabuk piştiği için dikkat etmek lazım. Biraz altını üstünü falan kollamak lazım. Çabuk yanıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle altını göstereyim. Altı böyle çabuk pişiyor biraz. Pankeklerin son durumu bu. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Sporla kalın, mutlu kalın.